Evet, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bunu söyleyebilirim. 3 haftadır oynadığımız oyun, evet belki hücumsal anlamda çok etkili bir takım gibi görünmesek de, çünkü hatta bizde sadece bir golcü, ama savunma anlamında da takım olarak iyi oynayan, sadece bir gol yemiş bir takım olarak bugün bu sahadaydık. Beklentimiz, isteğimiz, bu performansımızın devam etmesi, buradan geçen oynadığımız Adana Demirspor deplasmandaki o mücadeleyi, o konsantrasyonu göstermekti. Ama maalesef oyuncularımız bugün sanki hiç sahaya gelmemiş gibiydiler. Özellikle ilk 20 dakikadaki dirençsiz başlangıç, konsantrasyon eksikliği, motivasyon eksikliği, 3 gündür söylememe rağmen, yaşanan örnekleri göstermeme rağmen, özellikle Galatasaray'ın dün yaşadığı örneğin benzerini, aynısını yaşadık. Bunu maç toplantısında da örnek olarak gösterdim, söyledim. Neler olabileceğini sanki içime dolmuş gibi. Ama aynısıyla karşı karşıya kaldık. İlk 20 dakikalık kötü oyun, kötü başlangıç zaten maçın sonunu hazırladı. Artı kırmızı kartın gelmesi, böylesine iyi bir takıma karşı, organize bir takıma karşı eksik kalmak her zaman büyük bir handikaptı. Biz de bunu fazlasıyla yaşadık. İkinci yarı hamleler yaptık. Belki bir umut, bir direnç gösterebilir miyiz diye, ama yine içeride söylediğim göbeğe top oynamayın, kenarlara oynayalım, kaybettiğimiz göbekte kaybettiğimiz toplar bize tehlike olacak dediğimiz yerde yine iki tane kaybettiğimiz topla maç bir anda dörde geldi. Bizim için gerçekten utanç verici bir skor diyebilirim. Çok üzüntü verici bir skor. Buraya bizi desteklemeye gelen bu taraftara gerçekten bugün hiç layık olamadık. Tabii ki şimdi ligin başlamasıyla birlikte aslında yeni kurulan bir takımız. Geçen sene birçok futbolcumuz ayrıldı. 12 futbolcu kadromuza dahil ettik. Tabii kolay değil, bir zorlu ligde istediğin sistemi oturtmak ve başarıya gitmek. Biz tabii ki Balıkesir maçı, beraberlik, Gençler Birliği maçında da kaybettik. Belki o maçı kaybetmeyi hak etmemiştik. Geçen hafta tabii aslında bu maçın benzeri bir maçtı. Ne kadar maç oynanmadan kazanıyor desek de maçın ilk 20 dakikası kaçırdığımız golleri atsaydık skor lehimize geçecekti. Ama futbolcularımla çok güzel bir hafta geçirdik. Maçı sabırsızlıkla bekledik. İyi çalıştık. Özellikle hücum anlamında, hücum baskısı anlamında ve topa sahip olma anlamında çok mesai harcadık. Bugün de maça istediğimiz gibi başladık. Hücum bölgesinde yaptığımız baskı rakibin zaten hata yapmasına neden oldu. 1-0 penaltıyla beraber de 2-0 öne geçtik. Rakip tabii ki sayısal anlamda öne bir eksildi kırmızı karttan sonra. Oyunun kontrolü tamamıyla bizdeydi. Topa sahip olarak rakibin direncini düşürmeye çalıştık. Birçok gol pozisyonumuz vardı. Değerlendirebilirdik. 60. dakikada 4-0 yakaladık. Ama Denizli Spor'da deplasmanın bence başarılı takımlarından biri. Çünkü hücum hattında çok süratli oyuncuları var. Biz ona da önlemimizi almıştık. Yapacağımız baskıyla istedikleri topu savunma arkasına atmalarını engellemeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. İkinci yarının sonlarına zaten oyun kontrolü tamamıyla bizdeydi. Gerçekten hücum bölgesine girdiğimiz kısa paslaşmalarla belki skoru arttırabilirdik. Onda da son vuruşu iyi yapamadık. Genel anlamda memnuniyet verici bir skor. Hem sahada oynanan futbol, mücadele, maçın son dakikasına kadar oyun disiplinden kopmama, böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Milli takım arasına giriyoruz. Bunu en iyi şekilde değerlendirip bundan sonraki maçlarla da üzerine hep koya koya devam edip istediğimiz oyun şablonunda yukarıya tutunmak istiyoruz.